dinlerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün de ibret aldın mı programımızla hamdolsun huzurlarınızdayız. Rabbimiz bize imkan verdi. Soluklanma, nefes alma imkanını bize bahşetti ve sizlere selam verme lütfuyla bizi şerefiyev beyledi. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programlarımızda kıssaların izini sürüyoruz. Zaten kıssanın bir anlamda iş sürücülük manasına geldiğini de Ta en başından ifade etmiştik, sizlerle paylaşmıştık. Bu iş sürücü karakterimizin tezahürlerini de sizlerle paylaşıyoruz Hilal TV ekranlarında. Ve e, en son konuştuğumuz mevzuları birkaç cümleyle eğer hatırlarsak, bu hatırlatmalarla geçiş yapmak biliyorsunuz aslında bir sunum üslubudur. Biz de o üsluba riayet etmeye gayret ediyoruz. Çünkü sunanların zihninde olan bazı şeyler izleyenlerin zihninde olmaz. Geçmişle irtibatı kurup köprüleri efendim bağlayıp öylece yola devam etmek gerekir diye düşünüyoruz. Bu anlayıştan hareketle ifade ediyoruz. En son cennetten çıkarılma meselesi üzerine bir hayli durmuştuk. Yani bu cennetin mahiyeti ne olduğu ardından efendim... İblis'in bu konudaki tutumu, tavrı, oralara göndermeler yapmıştık. Yani cennetten çıkarılma meselesini bir hayli açmış etrafında konuşmuştuk. Evveliyatı zaten Hazreti Adem'le başlayan yolculuğumuzdu. O yolculuğun bütün aşamalarını size ifade etmeye gayret etmiştik. Diğer önceki programlarımıza video arşivimizden havale ediyoruz. Sözü uzatmıyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim Allah razı olsun Nasılsınız Sağ olun. hocam? Elhamdülillah iyisiniz. Siz nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ederim Dışarısı afiyet olsun Soğuk kar yağıyor ve biz bir program için buradayız Güzel bir şey Dost. Güzel bir şey elhamdülillah Şimdi sevgili hocam Bu Araf suresinin 13. ayetine itibaren konuşulanları da bir hatırlatmak açısından Sonra da soracağım suallere zemin hazırlaması açısından başlamak istiyorum Allah öyleyse hemen oradan in İn oradan. Artık senin orada kibirlenmen, ki kafa tutman gerekmez. Hemen çık. Çünkü sen alçaklardansın efendim dedi. Ee, i̇blis bana kıyamete kadar mühlet ver dedi. Allah sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis öyleyse sen beni azgınlığa mahkum ettin öyle meal veriliyor. Ben de bu sebeple yemin ederim ki Adem oğullarını saptırmak için. Senin doğru yolunun üstüne pusu kurup oturacağım. Sonra andolsun onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından su bulacağım. Sen de onların çoğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın Aha. dedi. Allah da şöyle buyurdu. Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Yemin ederim ki onlardan kim sana uyarsa cehennemi sizlerden dolduracağım. Evet. Şimdi bu bir çırpı da ben hemen okudum ama içinde birçok problematiği barındırıyor. Birçok noktayı barındırıyor. Bunların izaha ihtiyacı var. Bir defa şu şeytan tasavvurunu e, genel anlamda bir düşünmemiz lazım. Yani şeytanın bizim yaptığımız hatalar üzerindeki etkisi, şeytanın bir güce özünde, mahiyetinde sahip olup olmadığı meselesi. Şeytan bizim hiçbir irademiz olmadan, dahlimiz olmadan bizi alıp Efendim böyle bir yaprağı sürükler gibi bir kötülüğün içine tam da ortasına koyu verir mi acaba? Onun dışında biz mi şeytanla saparız? Bizim buradaki irademizin mahiyeti, boyutu. Dolayısıyla şeytanın da aslında mahiyetini konuşmuş olacağız. Evet. Efendim, ardından <laughs> bu mühlet verilme meselesi de bana bir şey olarak görülüyor. Yani Rabbimizin mühlet vermesi nasıl anlaşılmalı? <laughs> mühlet verilmek ona bu zihnimde soru. Ee, şeytanın bunun karşısındaki ifadesi daha önce Hazreti Adem'in tavrıyla, zıt tavır olarak da biz zikretmiştik. Ondan sonra beni sen azdırdın diye Allah'a azgınlığını Allah'a havale etmesi ve ona mal etmesi. Burası da enteresan bir şeytan psikolojisi tabirinde ise. Ee, problematiklerin altına çiziyorum. Ben de diyor senin doğru yolunun üstüne oturacağım diyor. Eğri yolun üzerine oturmayacağım diyor. Ondan sonra önünden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım diyor. Filan bunun da altı çizilmeli. Yani bunun gibi pek çok mevzu var. Ben birkaç tanesini böyle zoom yaparak ön plana çıkarmaya çalıştım. Bu çerçevede e, neler söyleriz? Nasıl bir başlangıç yaparız? Nereye doğru yürüyoruz? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Evet Yusuf Bey ifadeleriniz iyi bir özetleme e, kabilinden faydalı oldu konuları birbirine bağlama <laughs> noktasında önemli katkı sunmuş oldunuz. Sağ olun. Şimdi bizim kıssaları konuşmamızın amacı dedik ki Kur'an-ı Kerim'in madem yarıdan çoğu kıssalardan oluşuyor bu kıssaları doğru okuma biçimi eğer başarılırsa Kur'an'la büyük oranda doğru bir iletişim kuruyoruz demektir. Eğer yani bunlar yanlış okunursa yarısı gidiyor yani Kur'an-ı Kerim'in bize inmemiş oluyor. Programın adını da ibret aldım mı diye vermemizin sebebi bu kıssaların bize inmesini sağlamaktı. Yani bize ne diyor bunlar? Şimdi yaratılış kıssasından söz ediyoruz haftalardır. Yani Hz. Adem ve İblis kıssasından söz ediyoruz. Tabi oradaki bir takım figürler üzerinden uzun uzun konuşmalar yaptık. Başından beri takip eden kardeşlerimiz fark etmişlerdir. Bakara suresinin 30. ayetinden 37. ayeti 37, 38, 39 o pasajı uh -huh. daha çok merkeze alarak e, sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ama madem ki konu Hz. Adem ve İblis kıssasıdır o zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyorsa nerelerde nasıl bir fark ortaya konuyorsa o farklılıkları da gündeme getirmek lazım. Hatta benim şahsi kanaatim şudur ki Adem İblis kıssası bağlamında bu ümmeti bizi belki en çok ilgilendirecek noktalardan bir tanesi işte sizin özellikle dikkat çektiğiniz hani madem ki Allah'a yönelik İblis'in ifadesi bağlamında söylüyorum. Madem ki sen beni saptırdın öyleyse ben de insanların saptırılması için elimden geleni yapacağım. Senin doğru yolunun üzerine oturacağım. İşte şöyle şöyle şeyler yapıp insanları saptıracağım diyor. Şimdi esas konuyu şekillendirdiğimiz Bakara suresinin o 30'lu ayetlerinin bulunduğu o pasajda bu mesele yok. Yani bu azdırma, saptırma <laughs> İblis'in Allahu Teala ile bu anlamda mükalemesi diyelim, orada yer almıyor. Ama başka yerlerde yer alıyor. Kıssayı bütüncül görelim mantığına sahip olduğumuza göre işte onun için Araf suresinin siz 13. ayetinden itibaren 17. ayetine kadarki pasajı okudunuz. Evet. Tabi başka yerlerde de var. Mesela bu bir yönüyle Hicr suresinde de geçer bu. Oradaki ifadesi şudur İblisin. Kale Rabbi bima agveyteni Ey Rabbim madem beni azdırdın le uze yine lehum fil ardı ben de insanlara yeryüzünde ne varsa hepsini süslü göstereceğim ve le nehum ecma'ayne ve ben onların hepsini saptıracağım. Sen beni madem saptırdın ben de onları saptıracağım, saptıracağım. diyor. Hmm. Bir istisna koyuyor. Hmm. İlla ibadake minhumul mukhlasin. Sen nihlaslı kulların elbette bunun dışında olacaktır orayı İlerleyen e, dakikalarda, dakikalarda konuşacağız. konuşacağız. Bu e, istisna edilen kullar kimlerdir? Evet. Bunların özellikleri nelerdir? Ona daha sonra tekrar temas edeceğiz. Bir yerde daha geçiyor bu ifade. Hepsini söylemiş olma bakımından hatırlatmak istiyorum. Saat suresinde Evet. E, 82. ayette geçiyor. Mühlet istiyor Allahu Teala'dan. İblis Allahu Teala'da ona tamam sen mühlet verilenlerdensin zaten. Belli günün vaktinin gelmesine kadar. Onun üzerine kâle fe bi izzetike şanın hakkı için senin şanına yemin ederim ki diyor iblis. Le uviyennehu mecma'ine ben insanların hepsini saptıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasine sadece içlerinden ihlaslı kulların hariç. Hayır. Böyle bir istisna özellikle ortaya koyuyor. Bir ayet daha hatırlatalım tam da bu bağlamda. İsra suresinin 62. ayeti. Orada da diyor ki İblis, Hz. Adem için secdeye kapanma emrine karşılık işte kendince bir gerekçe ortaya koyuyor. Diyor ki, Ale arayte teke hazelledi kerram taaleye yani bana kerim tuttuğun varlık bu mu yani yaptın yaptın da işte bunu mu yani bu çamurdan çamur olarak yarattığın şeye mi ben boyun bükecekmişim diye bir kibir ortaya koyuyor. Devamında diyor ki leyin akharteni mil kıyameti. Eğer benim süremi kıyamet gününe kadar tehir edersen le ahteniken ne ben o Adem'in zürriyetini sarsacağım. Yani onları azdıracağım. İlla kalila çok az bir kısmı hariç büyük çoğunluğunu efendim yoldan çıkartıracağım diyor. Şimdi bu konu işte hem İsra Suresi'nde 62'de geçiyor. Hem Hicr Suresi 37 38'de geçiyor. Hem Saat Suresi 82 83'te geçiyor. Hem de biraz daha detaylandırılmış bir şekilde Araf Suresi'nin sizin aktardığınız ayetlerinde geçiyor. Peki şimdi burada bir şey sormak durumundayız. Hani ayetin mealini okudu mu bir kardeşimiz? Sanki şöyle zannedebilir. İblis haklı. Diyor ki metinde gale febima aghwaytani sen beni saptırdığın için madem ki sen beni saptırdın bunun karşılığı olarak oradaki ba'ya mukabele manası verebiliriz. Bunun karşılığı olarak işte lekeuden lehum sıratı senin dost doğru yolun üzerine oturacağım diyor. Bir haklılık gibi algılanabilir. Mukabeleyi bilmisil gibi yani misille mukabele etmek gibi. Evet. Yani sen madem öyle yaptın, ben de işte böyle yapacağım. yapacağım gibi algılanabilir. Düz mantık baktığımız Düz zaman. Düz mantık baktığımız zaman. Şimdi bu tabi bize Kur'an kültürü bakımından muhteşem bir kapı açıyor. Bu, bu bu ifadeler. Şimdi biz zaman zaman diyoruz ki. Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden yine bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Araf şey Hud suresinin ilk iki ayeti bize Kur'an'ın bu yönünü öğretir. Şerif Amra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milledun hakimin habirin ella ta'budu illallah. Sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerin oluşturduğu bu kitabı Allah hikmetli sözlerin sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah Bunları açıklamıştır ayetlerini ki insanlar Allah'tan başkasına kulluk yapmasınlar diye. Şimdi buna karşılık bizim yaptığımız nedir? Buna karşılık bizim yaptığımız hangi ayet hangi ayeti açıklıyor? Ayetlerin birbirini açıklayanlarını bulmak ve buluşturmak. Yani çabamız budur. İşte tam da ona uygun bir konu bu bugün konuşacağımız, konuşmakta olduğumuz konu. Birinin sapması ne demek? Sapan kimdir? Saptıran kimdir? Yani Allah'ın iradesi bu noktada nedir? Nerededir? E, muhatabın iradesi nerededir? Yani tipik bir kaderci anlayış doğru mudur? Yani gerçekten saptıran Allah mıdır? Yoksa başka bir şey mi var işin içerisinde? Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Kıssanın güne dair bence en can alıcı noktası burasıdır. Tabii. Şimdi biz İblis'in sözlerine bakarak. Önce oradan cevaplayalım. Sonra genel konuya Kur'an'ın yaklaşımından da bazı noktalar hatırlatmak gerekecektir. Şimdi bir defa İblis diyor ki: Eba. Hani secde emriyle muhatap kılınınca eba. Yüz çeviriyor. Yüz çeviren o. Allah'ın emrine yüz çevirmek bir sapma biçimidir. Yani sapma eylemi aslında İblisin kendisinin yaptığı bir iş. Bir, önce eba, hı hı. Yüz, çevirdi. yüz çevirdi. İki, çevirdi. İki, Kibirlendi. Kibir ortaya koydu. Müstekbir davrandı. Hakkı olmadığı halde büyüklük tasladı. İki, üç, ve kâne minel kafiri yine. Kafirlerden oldu kendisi. Yani kafirlerden yapıldı yani. anlamında denmiyor. Oldu. Oldu. Kendisi oldu. Tercih Fiil etti yani. Evet. Orada bir feyfe var. Evet. Kendisi. Fiil ona nispet ediliyor. Ona nispet Ve kâne minel kâfirin. Kâfir olan kendisi. Emre karşı gelince sapmayı tercih etti demektir. Allah onu saptırmadı. Kendisi saptı. Emirden saptığı için Allah onun sapmasını onayladı. Söylenebilecek yani maksimum ifade budur. Bitmedi. Daha söyleyeceklerimiz var. Mesela şeyde diyor ki Hani bu hem eba hem istekbere hem kâne minel kafirin ifadeleri Bakara suresinde geçiyor. Ee, 34. ayette Keyif suresinde gene bu secdenin dile getirildiği bağlamda işte secde yapmaktan yüz çevirdi. Fefesaka an emri rabbihi diyor. Rabbinin emrinden çıktı. Emir emre itibar etmedi. Fasık demek yoldan çıkan adam demektir. Fısk yoldan çıkma eylemidir. Dolayısıyla bunu ilk yapan varlık İblis'tir. Fefese an اَمِرِ rabbihi. Rabbinin emrinden kendisi çıktı. Bu dördüncü nokta. Beşinci nokta Allah'a meydan okudu. Biraz önce okumuştum. İsra suresi 62. ayette. Secde, meydan okuma da var. Tabi. Yani diyor ki قَالَ اَرَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ yani şu beni bana üstün tuttuğuna bak yani yani yaptın yaptın da bunu mu yaptın yani ben şimdi buna mı boyun bükecekmişim diye haşa Allah'ı sorgulayan bir densizlik bir hadsizlik içerisine giriyor. Bu hmm. onun yoldan sapmışlığının en net belgelerinden biridir. Beşinci noktada bunu özellikle hatırlatmak durumundayız Allah'ı sorgulamak. Allah'ı yaptığı bir işte haşa hatalı ve eksik görmek. Yani sen aslında demek istiyor ki sen kimin kime secde yapacağını bilememişsin yani. Yani sen yanlış bir varlığı yanlış varlığa secde ettiriyorsun. Dolayısıyla belki de tersi olmalıydı'yı diye gündeme getiriyor. İşte bu sapmanın danışkasıdır yani. Sapma denen şey böyle bir şeydir. Başka daha farklı bir şey söylemeye gerek yok yaratılış orijinine dikkat çekerek Adem'in topraktan yaratılmışlığını, kendisinin ateşten yaratılmışlığını gerekçe göstererek ene hayrun minhu demiştir. Yani ben ondan çok daha hayırlıyım. Daha hayırlı olan belki hayırsız olan ya da daha az hayırlı olana niçin boyun büksün gibi bir karşı çıkış ortaya koydu. Şimdi bu altı noktada çok net biz görüyoruz ki İblisi Allah saptırmamıştır. İblis bizatihi kendisi sapmıştır. İblisin ona nispet edilen ifadelerinden ve eylemlerinden çıkartarak e, özetle söylemek istediğim bu altı madde. Yüz çevirme. Yüz çevirme. Eba dedik. Evet. Tekebbür dedik. Kibirlenme. İstikbar. Kafirlerden olmayı tercih etme. Oldu. E, evet. Dedik. Kendisi oldu. Fısk ve fücur dedik. Fasık tercih. olduk dedi. Onu da tercih ettik. Yoldan çıktı dedik. Evet. Meydan okudu dedik. Evet. Bir Her de eteke. Tabii. Sen şu yaptığına bak. O demek yani. O demek. Yaptığını gördün mü yani? Evet. Altıncısı da e, yaratılış, yaratılmış olma kısmına bakmadı. Neden yaratıldığı noktasına yoğunlaştı. Evet. Orijine. Beni ateşten yarattın derken aslında orada yaratma kısmına baksa ortak mahiti bulacak ve haddini bilecek. Tabii. Yaratılmış çünkü. Ama maddeye elementer kısma bakıp üstünlük oradan çıkardı. 6. kısımdır dedi. E şimdi ne oldu? Kim sapmış oldu? Kendisi sapmış oldu. Şimdi burada e, Araf suresinin okuduğumuz 16. ayetinde febima <laughs> اَغْوَيْتَن۪ي Senin beni saptırmana karşılık ifadesi doğru değil. Yani onu Allah saptırmadı ki. O kendisi sapmayı istedi. Ha. Rabbi bima اَغْوَيْتَن۪ي ya Rabbi beni madem saptırdın. Hayır doğru değil ki. Sen saptın Allah seni sapmanı yarattı işte. Olanı budur. Kendi sözlerinden hareketle onun bu cümlesinin doğru olmadığını bizatihi kendi hayatından, kendi eyleminden ve söyleminden çıkartarak cevaplayabiliriz. Bu mantığa dayalı Kur'an'ın neler söylediğine bakalım. Hani onun sözlerinden değil de Kur'an bu konuda ne der? Onu diyeceğiz hocam. Bir Peki. parantez açayım da sizi de nefeslendireyim. Şimdi e, Hazreti Adem'in ise hata karşısındaki tavrının farklı olduğunu görüyoruz ki ben diğer peygamberlerin ağızlarından da hatırlıyorum. Hazreti Yunus'un mesela e, meşhur duasını hatırlıyorum. Ben nefsime zulmettim. Evet. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Hı hı. Değişik versiyonlar. En iyi minna zâlimin. Minna zâlimin. Şimdi Dolayısıyla doğrudan doğruya orada zulmetmeyi kendi nefsine nispet eden Tabii. ve hatayı üstlenen hı hı. bir tavır var. Ama bunun karşısında beni Allah hazırdı mesela diyen bir Müslüman dahi olsa ya bana bu duyguları veren o, saptıran o. Kardeşim biz neyiz ki? Bizim irademiz bir hiç rüzgarın önünde savrulan yaprak gibiyiz filan. Veya bunu benim işte yaratılışımdaki hormonlarım bana yaptırıyor. Yeni versiyon, modern versiyonları var onun. Hı hı. Şimdi bu tarz sapmayı, yoldan çıkmayı Allah'a havale eden bir yaklaşım sizin bu tahlillerinizden şeytanın retoriğine denk düşüyor. Aynen şeytanın öyle. algı sistematiğine denk düşüyor. Şeytanın olayları ifadelendirme, kodlama biçimine denk düşüyor. Müminin ve peygamberce duruşun hitabına denk düşmüyor. Aynen diyebilir öyle. miyiz? Çok doğru. Evet. Çok çok yerli yerinde bir tespit. Aynen öyle. hem Yunus hatırlatmanız doğru. Ben ona bir iki tane daha ilave Buyurun. edeyim isterseniz. Lütfen. Mesela Hz. Musa'nın işte henüz peygamber olmadan bir delikanlıya tokat atıp onun ölümüne kazaen ölümüne sebep olmasında da aynı ifade var. İnni zalemtu nefsi Kendime haksızlık etmişim. Mesela şeyde var. Nemil suresinde hemen ayet numarasını söyleyeyim. Orada Bâlet rabbi şi seba melikesinin hı hı. inni zalemtu nefsi, nefsi ben de kendime yazık etmişim ve eslemtü ma'a Süleyman'e Süleyman'la beraber ben de alemlerin Rabbine teslim oldum gibi bir hı hı. insan olarak yani hatayı sahiplenme hı hı. yani başkasına ihale ve fatura etmeme hı hı. duyarlılığını mesela seba melikesi Belkıs'ta da görüyoruz bizatihi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da da görüyoruz hı hı. Araf Suresinin gelecek ayetleri 23. ayeti mesela tam da bunu söylüyor. Qala Rabbena Zalemna Enpusena. Biz kendimiz kendimize yazık etmişiz. Çünkü Allahü Teala onları önceden bilgilendirmiş olmasına rağmen Tabii. bu bilgiye rağmen bir hata yapıldı. Hata'yı kul olarak kendileri sahiplendi. Tabi defalarca söyledik. Bir daha söyleyelim. E, mahluk olmak hata yapmamak demek değildir mahluk olmak bizatihi hata yapabiliyor olmak demektir. Ama bu hatada ısrar etmemek ya da hatada ısrarcı olmak. işi ayrımı belirleyen nokta burasıdır. A Adem hata yaptı, tevbe etti, adam oldu, Hazreti Adem oldu. Ama iblis hata yaptı, hatayı sahiplenmedi, Allah'a fatura etti, huzurdan kovuldu, şeytan oldu. Dolayısıyla biz işte bu kıssadan mesela hatayı kimin yaptığına bakabilecek bir e, esneklikle kıssaya bakmak durumundayız. Yoksa, yoksa iblisin mesela bu cümlelerinin işte dört surede yer almasının başka nasıl bir gerekçesi olabilir ki? Yani ortalıkta bu kıssayı güne ve hayata getirmek gibi bir derdimiz yoksa mesela Bakara suresinde bunlar geçmedi. Tabii. Ama burada geçiyor, diğerlerinde geçiyor. Niye? Siz de böyle yapmayın diyor. Yani Adem gibi davranın, hatanızı siz sahiplenin, özür beyanında bulunun, iblis gibi davranıp hatayı Allah'a ihale ederek şeytanlaşma yolunu tercih Tutmayın. etmeyin evet. demeye getiriyor. Şimdi ilahi öğretide tabi bir ruh birliği vardır. Onlar birbirinin reddiyesi değildir peygamberi öğretiler. Birbirinin ortaya koydukları hakikatleri dile getiriyorlar zaman geçmiş olsa Belki da. Belki ikmal ederek. İkmal ederek diyelim yeniden hatırlatarak yani katkılar sunarak vesaire. Bu Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tebliğ edilen bu dini öğretilerin genel adı İslam'dır. Ama buna diyelim üç küçük harfle İslam diyelim. Ama bunun son mütekamil hali Hazreti Peygamber'e vahyedilen işte bu öğretinin adıdır ve bunun büyük harfle İslam adıyla anılması uygun görülmüştür. Ee, Hazreti Adem'le, İblis'le, onun sözleriyle ilişkili olarak konuya baktığımız zaman Kur'an'ın sunduğu mantalitenin de aynı noktada şekillendiğini görürüz. Kur'an-ı Kerim kimin saptığına, kimin saptırdığına, sapmanın nasıl gerçekleştiğine dair bize veriler sunar. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki, mesela bir örnek verir Allahu Teala. Bakara suresinde var bu. Bir sivri sinek örneği verir. Evet. Hatta bu örneği vermekten çekinmez. Çekinmez. İnna Allah la yastahi en yadribe meselen ma ba'udatan fe ma Yani herhangi bir şeyi örnek vermekten Allah haya etmez. Sivrisineği hatta daha sizin daha değersiz saydığınız varlıkları bile e, iman edenler bunun bir imtihan olduğunu anlarlar ve imtihanın gereği olarak bunun Rablerinden geldiğini itiraf ederler, iman ederler. Ama kafirler derler ki Allah bununla neyi kastetmiş ki acaba? bema ma كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا neyi irade ediyor neyi murad etmiş hmm. ya bu neyin nesidir filan tabi işte parçacı okumalar mesela bu sivrisinek örneğini de ilk defa Kur'an'ın nüzul sırasına göre okumayıp da ilk okurken bu resmi sıralamaya göre okuyunca da okuyucuların büyük çoğunluğu bunu anlamıyor halbuki Bakara suresi Medine dönemi surelerindendir hmm. oldukça geç tarihli surelerden biridir Bundan önce indirilmiş Hac suresi var. En azından ayet bağlamı olarak Bakara'dan çok önce indirildiğini bildiğimiz Hac suresinin 73. ayetinde Allah sivrisinek örneğini orada veriyor. Hmm. 70 ayeti doğru söyleyelim. Evet. Hac suresi 73. Ya eyyühen duribe meselun Ey insanlar size bir örnek veriliyor. Kulak verin örneğe. İnnellezine ted'ûne min dûnillâhi لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ جِتَمَعُوا Hepsi bir araya gelseler bile bir sivrisinek yaratamazlar diyor. Bırak yaratmayı. ve يَسْلُبْهُمُ ذُبَابُ şeyen Sivrisinek onlardan bir şey kapıp götürse لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ Onu ondan geri almaya bile güçleri yetmez. bu الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ <laughs> İsteyen de kendinden bir şey istenen de ne de zayıfmış be diyor Allahu Teala. Örneği orada veriyor. Bakara suresinde ona gönderme yapıyor. İşte diyorlar ki sivrisinek örneği neyin nasıl İşte bu. Evet. Allah'ın peşi sıra tapınılan varlıkların aslında hiçbir kıymet harbiyelerinin bulunmadığı ortaya konuyor. Şimdi cümlenin devam eden kısmında diyor ki yudillü bihi kesiren ve yehdi bihi kesiren. Allah mesela böyle bir örnekle pek çok insanın sapıklığını onaylar. Pek çok insana da hidayet verir. Hmm. Şimdi siz mialle vererek, kasti bir meal vererek Ve tabii. oradaki mudil meselesini izah etmiş olduğumuz. Tabii öyle diyorum çünkü tabii. bu kendi, benim tercihim değil. Ayetin sonunda çünkü kullanılan. Çünkü öyle, algı, öyle algılanmıyor gene. Evet. Allah saptırır. Aynen öyle. Yani dalaleti onaylar ayrı bir şey. Allah dalaleti verir başka bir şey. Ya da dalalete sevk eder oradan. Saptırır başka bir başka şey. bir şey Saptırmayı onaylamak başka bir şey. şey. Ee, yani iyi takip ediyorsunuz. Yani hiç atla, atlama şansımız yok. Ama e, bunların cevabı tabi Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı bir şekilde verildiği için ben bilerek meali böyle tercih ediyorum. O ayette bile hani ayetten konuşuyoruz numarasını söyleyelim. Lütfen. Afaki olmasın. Tabi. E, Bakara suresinin 26. ayetinden konuşuyoruz. Şimdi buyuruyor ki orada ve ma yudillu bihi Allah bu, bu tür örneklerle saptırmaz. İlla ancak şunları saptırır. Ma ile illa kullanımları Kur'an-ı Kerim'in nefü istisna dediğimiz kullanım hı. örneklerindedir. Bunlara hasır kasır ifadeleri deriz. Hı hı. Manayı belli bir şeye teksif etmek, manayı bir şeye özel kılmak, dışarısından nef nefyetmek, belli bir şeye ait kılmak yani. Evet. 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 Şimdi diyor ki ve ma yudillu bihi illel fasikin. Allah bu tür örneklerle sadece ve sadece zaten fasık olanları saptırır. Evet. Çok Şimdi bu cevap gayet açık. Yani saptıran Allah'tır. Doğrudur da kimi saptırıyor? Zaten sapanı saptırıyor. Hı hı. Sapmış adam. Sapmayı tercih edeni saptırıyor. Durduğu yerde duranı saptırmıyor. Tabii. tabii. Benzer bir örnek de bir destil suresinde var. Bu Sakar Cehennemi'nin işte işleticilerinin 19 melek hı hı. oluşundan söz eden o meşhur 19 hikayesinin geçtiği yerde. Orada da Mekkeli müşrikler diyorlar ki yani bundan bu 19 neyin nesi yani? Bu 19'dan ne çıkar? Hatta bazıları diyorlar ki ya benim 11 tane oğlum var. Biz ailece bunların 11'ini hakkı hallederiz. Koca Mekke'den de 7 kişi, 8 kişi daha çıksın. Onlarda da kalan 8 tanesini işte halletsin. Böylece cehennem bizi efendim etkilemesin. Onun muhafızlarını biz alt edelim diye müddessir 31. ayette bu ifade var. O ifadenin içerisinde aynen Bakara 26'da olduğu gibi burada da diyor ki veli yaqul ellezine fi kulubi maz vel kafirune. Kafirler işte bu 19 rakamı ile ilgili derler ki maza Allahu bihaza mesela. Allah bu rakamla neyi kastetmiş olabilir ki? Ha Allah bununla acaba neyi kastediyor soruyu böyle sormuyorlar. Değil mi? Neyi kastetmiş ne, neymiş ki yani bu? Yani böyle bir şey mi olur muymuş sorguluyorlar. İşte onun sonunda gelen o buradaki yudillu bihi kesiren ve yehdi bihi kesira ve ma yudillu bihi illa el cümlesinin müddessirdeki karşılığı tercümesini yüzde doksan oranında yanlış yaptığımız şu cümleyle Allahu Teala karşılıyor. Allah saptırır. Hı. Kederlike işte böyle yudillu allahu men yeşa'u ve yehdi men yeşa'u. Allah böylece dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Çünkü orada bir bir imtihana konu bir mesele var. Diyor ki 19 tanedir. Şimdi bu 19'u niye zikrediyor? Sebe orada 4 tane gerekçe sayıyor. Sizin şeyiniz çok daha güzel. Sapkınlığı müsaade eder. Evet. Yani artık orada bir fısk var. Fıskın sonucuna razı olmadığı halde hani bizim geleneksel kitaplarımızda malumunuz yazar e der ki Allah günahı tasvip etmez ama müsaade eder. Evet. Ondan sonra yani illa kulum günah yapsın demez ama ben illa bunu yapacağım dediğinde de razı olmadığı halde müsaade eder. Aynen bunun gibi bir fısk var. Fıskın neticesinde sapma talebidir bu. Öyleyse hür irade gereği, yaratılışın efendim sırrı gereği, ger mahiyeti gereği buna müsaade eder, onay verir dedi. Evet, evet. Bu daha mantıklı. Aynen öyle. Yusuf Bey şimdi bu ayetler bir sürü var. Yani ben şimdi burada saatlerce bu ayetleri sayabilirim. Evet. Ama mesela çok çarpıcı bir tane söyleyeyim. Ha, o bir taneyi söyleyelim bir ara verelim ondan Peki. sonra. Buyurun. Mesela Saf suresinde, Saf suresi Kur'an'ın 61. suresidir. 61. sure deyince, şimdi bizim Trabzonlular böyle 61'i duyunca hemen <laughs> hoca Trabzon göndermesi yapacak. mı? Sureyi kodladığınız zaman adam unutmuyor işte diyor. Mesela her yerde plakalara filan her evet, yerde Necm Suresi diyorum. Rizenin suresidir 53 filan. 52 Tur Suresi Ordunun filan diye. Yani adam oradan bir şey alıyor. Yoksa böyle bir ırkçılık filan yaptığımızdan değil. Evet. 61. sure ne yapayım? Saf Suresi. Bu surenin Şimdi beşinci ayeti var. O kadar bir güzel ki bu konuyu anlatmak. Bu konuyu anlatmak için bu ayeti eğer adam hatırlamayacaksa bu konuyu anlamaz. Gerçekten. Diyor ki Rabbimiz felemma mazahu ne zaman ki bu adamlar kendileri kaydılar ezâgallâhu kulûbehum Allah da onların hmm. kalplerini, kalplerini kaydırdı. kaydırdı. Onlar kaydıktan sonra Allah onların kaymasını onayla, onayladı demektir. Zaten ayetin sonunda da buyuruyor ki vallahu la yehdil kavme'l Allah, Allah fasık topluma zaten fasık olmuş işte Allah, bu hidayet etmiyor. Etmiyor. Niye? zaten oradaki el kelimesi de fıskı hayat tarzı edinmek yani ondan vazgeçmek gibi bir düşünceye sahip olmamayı hmm. ifade eder. Allah bu adamlara hidayet etmez. Yoksa durduğu yerde duranlara Cenab-ı Hakk'ın bir kader olarak küfrü yazması hiçbir şekilde doğru değildir. Evet. Eğer biri bir şey yazmaktan söz edecekse şimdi ara verelim ondan sonra mı devam edeyim? Birkaç tane birkaç tane ayet hatırlatayım sonra ara verelim. Evet. Şimdi bakın Tegabun suresinin e, 11. ayeti var. Buyuruyor ki Rabbimiz <laughs> ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Bir adam kendisi bir şey yapacak ki, yani sebebi tahakkuk ettirecek ki sonucu Cenab-ı Hak yaratsın. Sebep tahakkuk etmeden sonuçlar Sonuç, yaratılmaz. Sonuç Evet. Biri tahakkuk edecek, öbürü taalluk edecek. Edecek, Eski evet. Ee, ama Çok söyleyeceklerim güzel. var. Bu Onları aradan sonra ya, hem de meraka da e, pay bırakmış olalım. Yani İblis'in bu çıkışında haksız olduğunu Kur'ani verilerin hem kendi ağzından haksız olduğunu hem Kur'ani uslubun bu noktada farklı bir sunum ortaya koyduğunu belirtmek için bu detaya girdik. Tabii. Konudan saptığımız düşünülmez. Evet, i̇blisçe mantık yürütmenin de haksız olduğunu, anlamsız olduğunu böylece ifade etmiş evet. oluyoruz. Hı hı. Sadece bir mim koyacağım. Ee, kaydırmanın da kalbe nispet edilmesi, hidayetin de kalbe nispet edilmesi hı hı. ve kalbin de hem duyguların bilhassa duyguların, ve hem de tefekkürün merkezi olması. Doğru. Akleden kalp. Bu bakımdan da enteresan bir derinliği varmış gibi. Evet. İkisine de kalp göndermesi İçine var. İkisine kalp göndermesi evet. var. Yani kayma da, hidayet de kalbe doğrudan doğruya bakıyor. İlginç. Hocam devam edeceğiz. Peki. İnşallah. Kısa bir mola efendim. Müzik